Baba Torik. Şampiyonlar Ligi E grubunda grubun bir diğer zorlu mücadelesi Romanya'da oynanacak. Kulüç kendisi aslında Bayern Münih'i ağırlıyor. Kulüç takımı kendi liginde kötü durumda. 10. sıradalar. Hani geçtiğimiz seneki performansları biraz mumla aranıyor. Son hafta kendi liglerinde Otelul Galatia, ki şu anda Romanya Ligi'nin lideri, deplasmanda 1-1'lik bir beraberlik aldılar ama maçı da 9 kişi tamamladılar. Açıkçası büyük de bir efor sarf ettiler. Kötü gidiş aslında Otelul Galatia deplasmanında alınan bir puan çok da kötü değildi Kulüç açısından. Yani biraz Şampiyonlar Ligi oynarken aslında Romanya Ligi'ni biraz ikinci plana atmış gibi gözüküyorlar. Çünkü çok fazla kadro derinlikleri olmadığı için ligde de başarısız durumdalar ama Şampiyonlar Ligi'nde açıkçası Kulüç takımı bütün Şampiyonlar Ligi'ndeki takımları göz önüne alarak baktığımızda yani pozitif futbol oynayan bir takım Kulüç takımı. Yani böyle kapalı kutu bir takım değil. Yani sürekli hani defans yapmayı düşünen, kontralarla gol arayan böyle bir takım görüntüsünde değil. Yani iyi hücum ediyorlar. İyi oyuncuları var aslında. İyi hücum oyuncuları var. Son oynadıkları bu maçın Almanya'da oynanan ayağına baktığımızda 3-2'lik Bayern Münih galibiyetiyle sonuçlanmıştı. O karşılaşmada da ben yani Kulüç takımını çok beğendim. Hani özetlerden izlediğim kadarıyla yani topları direkten döndü. Zaten yedikleri 3 golün ikisini kendi kalelerine attılar. Yani talihsiz gollerdi. Bir tanesi de Mario Gomez'e top çarptı da girdi. Yani resmen çarptı da girdi. Bunun dışında işte direkten dönen topları vardı. Kaçırdıkları pozisyonlar vardı. Yine keza İtalya'da Roma'ya 2-1 mağlup olmuşlardı. O karşılaşmada da iki topları birden yani direkten dönmüştü. İyi futbol oynamışlardı. Çok gol pozisyonuna girmişlerdi ama bir türlü istedikleri puanları toplayamadılar. Şimdi Bayern Münih takımı grupta rahat. 9 puan var 3 maç sonunda. Yani bu maçtan alacağı 1 puan dahi Bayern Münih'in bir üst sıra çıkmasını garantiliyor. İkili averajda da zaten diğer rakiplerine göre üstün durumda. 1 puan Bayern Münih'i yani üst sıra çıkması için garanti skor. Kulüç takımı için daha önemli bir karşılaşma. Yani Kulüç burada en azından yenilmemeyi düşünecektir. Yani bakıldığında aslında Bayern Münih takımı sezona da çok kötü başladı Bundesliga'ya. Bunda tabii sakatlıkların çok büyük etkisi var. Yani hani geçtiğimiz senede Bayern Münih lige bu şekilde başlamıştı ama ligin sonunu iyi getirmişti. Şampiyon olmuştu. Açıkçası bu sene işler o kadar kolay gözükmüyor. Yine aynı senaryo var ama bu sefer rakipleri çok daha güçlü. Mesela şu an 15 puandalar. Bundesliga'da lider Borussia Dortmund aralarında 10 puanlık bir fark var. Yani bu sefer rakipleri 1-2 değil. Yani 5-6 tane çok iyi takımlar var bu sene Bundesliga'da. Mainz işte bunlardan biri. Hamburg, Werder Bremen, Leverkusen. Yani Bayern Münih'in rakipleri Bundesliga'da bu sene fazla. Ligde sıkıntılar yaşıyorlar. Bunda tabii sakatlıklar dediğim gibi başrolü oynuyor. Bu deplasmana da 15 kişiyle gitti Bayern Münih takımı. Yani oldukça hani komik bir durum. Koskoca Bayern Münih takımı diyorsunuz. Yani 15 kişiyle işte sağlık ekibiyle ünlü olan bir takım mesela Bayern Münih. Bütün sakat futbolcular Münih doktorlarına gider. Ama Bayern Münih'te de işler açıkçası sağlık açısından, sakatlıklar açısından bakıldığında iyi gitmiyor. 15 oyuncuyu götürdüler Romanya deplasmanına. Yani burada Bayern Münih'in alacağı 1 puan açıkçası Bayern Münih'i sevindirir gruptan çıkmak için. Kulüç takımının da ben yani ligin aksine, kendi ligindeki gösterdiği performansın aksine Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadığını düşünüyorum. Yani iyi sonuçlar alamıyor belki ama oynadığı oyunun karşılığını alamıyor diyeyim. Yani iyi futbol oynuyor. Ben Bayern Münih karşısında kendi seyircileri önünde mağlup olmayacaklarını düşünüyorum en azından. En azından bu karşılaşmada 1 puan alabileceklerini düşünüyorum. O yüzden bu maçla ilgili düşüncem Kulüç'ün yenilmeyeceği yönünde. Baba Torik.